Bizim bir sıkıntımız var mı bak? Geçici koruma altında olanlar, kaçaklar, yabancılar. Biz bunları gönderecektik. Ne oldu? Ya gönder şu emekli maaşını artır kardeşim. Niye bunlara para harcıyorsun ya? Sen emeklini 10 bin liraya muhtaç etmişsin. İnim inim inletiyorsun. Bu millet rahatsız kardeşim. Hala anlamıyorlar. Bak tekrar söylüyorum. Mücahit kardeşimle bazı yerlerde yaklaşıyoruz. Aynı olmak durumunda değiliz. Ben yeniden refahı da ortaya koyarken yeniden refahla ideolojik olarak aynı olmak durumunda değilim. Ama benim ortaklığım ne? Özgür yurttaşlık. Bu ülkenin yurttaşlığı, Türk vatandaşlığı. Ben size şunu söylüyorum ya, emekli nefret ediyor diyorum ya. Daha ne diyeyim size ya? Ya gülemezsiniz ya. Yok öyle bir şey ya. 16-17 milyon insan sizden nefret ediyor. Bundan daha ötesi var mı? Oturup ağlayın ya. 10 bin liraya reva görüyorsunuz. Yazıklar olsun size. Aynı ekmeği, aynı yemeği yemeye devam ediyorsunuz. O insanları her şeye muhtaç ettiniz. Bu hale getirdiniz. Bunun hesabını size sormayacaklar mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Temmuz ayında eğer emekliye doğru dürüst artış yapılmasın, ben Eylül, Ekim, Kasım aylarını göreceğim bak. O zaman göreceğim. O öyle kolay bir iş değil. Bak millet vatanı için her şeye razı olur. Ama sen bir tarafta kur korumalıları, diğer tarafta yap işletçileri, diğer tarafta faiz baronlarını mutlu edecek reçeteleri ortaya koymaya, onları desteklemeye devam ediyorsun. Emekliyi yok sayıyorsun. Yazıklar olsun sana. Ben de söylüyorum bunu. Memur işçi yok sayıyorsun. Göz ardı ediyorsun. Sayın Mehmet Şimşek'in garip politikalarıyla. Sayın Mehmet Şimşek yapacak mı? Kayıt dışını kayıt altına al kardeşim. Yap işletçilerin yakasına yapış. Oturt onları. De ki size ben oluk oluk para akıtamam de. Ben de emekliye para bulamıyorum. O 20 bin lira yapamıyorum maaşını. Sen burada garanti paralarla döviz üzerinden alıyorsun. Kimin parasını alıyorsun? Sen kimsin? Yapılanlar, yapılanlar. Sen gidiyorsun Londra'nın şeyi tefecilerine, dünya kadar faiz boğuyorsun, Çanakkale Köprüsü'nü faiz ödüyorsun. Oraya. Erdoğan faizleri düşürelim deyince de nasıl dalga geçiyordunuz? Bak başka bir şey söyleyeyim. Bugün öyle, bugün böyle. Madem konu açıldı, bak kardeşim, uzun gitmeye gerek yok. Keşke bunu ben söylemiyorum. Gibi konuşsaydım. Profesör doktor, ekonomist, Şenol. Benim itirazlarım var ama araya girmiyorum. 2024 yılında garantili geliş, geçiş ve işletme ücreti olarak bu şirketlere ödenecek parayı 163 milyar Türk lirası olarak gösteriyor. 163 milyar Türk lirası. Hesaba itirazı olan varsa açık kaynakta hala. Hem de 17 Şubat, 7 de değil, 2024 tarihinde bu hesabı yapmış vermiş bu ekonomist. Ben de bu 163 milyar Türk lirasının hesabını soruyorum. Bu para nerede? Bu para niye benim emeklimin, işçinin, memurun, asgari ücretlinin, adliye personelinin, oradaki garip kurabağanın cebine gitmeyecek de buraya gidecek? Siz özel okul diyorsunuz, özel sağlık sigortası diyorsunuz, vergiden indiriyorsunuz. Niye o vergileri alıp da yoksula transfer etmiyorsunuz ya? Niye sadece sermayeyi düşünüyorsunuz? Niye sadece zengini düşünüyorsunuz ya? Niye fakir fukarayı düşünmüyorsun? Niye işçiyi düşünmüyorsun? Niye memuru düşünmüyorsun? Niye asgari ücretliyi düşünmüyorsun? Niye emekliyi düşünmüyorsun ya? Emekliyi 10 bin liraya niye muhtaç ediyorsun sen ya? Senin bunu yapmaya hakkın var mı? Hocam elektrik ve doğalgaz ödemelerinde gelire göre bir sistem oturtmaya çalışacakları açıklandı mesela. Bak tekrar söylüyorum. Bu ülkenin şey olmaz. İddia ülkenin, yani. Bak, evet. Bu ülkenin parası var. Ama bu ülkenin parası var demekle olmuyor. Niye var biliyor musunuz? Ya 86 milyon. 10 trilyon lira ikisini teşvikle veriyorlar. 8 trilyon lira vergi topluyorsun. Devasa bir para. Tamam? AK Parti'nin en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? 2002'deki meselelerini yaptıklarını anlatıyorlar ama yeni nesil gençler diyor ki bize bunları anlatmayın diyor. Çok güzel. Savunma sanayi 2002'de, 2003'te, 2004'te bunları yaptık ama artık ben bu pastadan pay almak istiyorum diyor. Sen o pastadan payı bana vermiyorsun diyor. Hortum hortum indiriyorsun diyor oralara. Ben görüyorum diyor. Ama bana gelince cimri davranıyorsun diyor. Bunu nasıl görmesin ya? Bunun gereğini nasıl yapmasın ya? İşte bunlar da siz adım atamıyorsunuz. Ondan sonra ben diyorum ki şuraya aldığım notu hemen çekiyorum. Çok basit. Şimdi Sayın Şimşek ne dedi? Enflasyonu tek haneye düşüreceksiniz. Değil mi? Koyduğu tarih şimdi Merkez Bankası hemen revize etti. Nasılsa bir hesap tutturmaksa biliyorsunuz 2000
Yıl sonu tahmini 34.38'e çıkardı. 2026'da %9'da. Ben de diyorum ki yapamazsın bunu. Bu şekilde olmaz. Olamaz. Sen daha yeni kaç aylık vadeli tahvil çıkardın? Dünya faiz veriyorsun. Olmaz. Olamaz. Para buluyorsun da neye karşılık buluyorsun? Neyin karşılığı buluyorsun? Ve çok basit bir şey söyleyeceğim. İzlediği para politikası var. Bu politikayla fiyat istikrarını sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Yabancılar avuçlarını oğuşturuyor mu? Oğuşturuyor. Alt tefeci faizini, komisyonu ver. Borç olarak euroyu, doları sıvasın sırtını neoliberal para baronları. Buraya yazıyorum. Masada yazılan para baronlarının reçeteleri çözüm değil. Sokağı dinleyin. Hala sokağı ciddiye almıyorsunuz. Bak hala almıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kuşatılmışlığı bu. Nefes alamıyor. Evet hata yapıldı. Evet doğru söylüyor Faruk kardeşim. Ona 25 milyar doları yaktın sen Cumhurbaşkanı seçilmek için o seçimlerde. Evet faiz sebep enflasyon sonuç dedin. Getirdik %8,5 faizi %50'deyiz. Diyorlar ki %50 az kardeşim. Bankalar mevduata %58 veriyor. Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyebiliyor mu faiz sebep enflasyon sonuç? Diyebiliyor mu? Şimdi biz neyi düşünüyoruz? Efendim diyoruz şey Temmuz ayında Ağustos ayında şey olacak. İşte baz etkisiyle şöyle düşecek öyle düşecek. Ben de diyorum ki ey arkadaşlar ey cemaati Müslüm. Şu anda makarnanın 500 gramı 18 lira 19 lira. Sayın Mehmet Şimşek beni dinliyorsa veyahut da şeyleri. Ben dinliyorum kurmayları. Biraz sonra cevap vereceğim hocam. Eğer Temmuz'da Ağustos'ta Sayın Şimşek makarnanın 500 gramı 15 lira olacaksa senin elini öpeceğim. Bak elini öpeceğim. Ama bana şunu anlatıyorsan yok bu 25 lira olmayacak ama 22 lira olacak 20 lira olacak diyorsan milleti kandırma. Sen hayat pahalılığını ucuzlatmıyorsun. Sen şunu diyemezsin. Biz kardeşim asgari ücretlerde düzeltme yapamayız. Paramız yok. Herkes efendim işte kemerleri sıkacak. Kusura bakma. Onu yiyenlere soracaksın. Onu bak o vatandaşa sor. Bak onu kime sormayacaksın biliyor musun Erdoğan Bey? O şey var ya Sarıyer tarafında olan yer. Orada parkta vatandaş oturuyor tamam mı? Yanında çocuğu tamam ona bir tost alacak şey alacak. Şu an %10 KDV'li tost var ya. Ondan sonra ya iki çocuk işte şey dedeyse torunla şöyle kafayı kaldırıyor aşağı doğru bir bakıyor orada sahil var sahil hemen. Restoranlar. Oraya valeye o milyon milyonluk araçları götürüyorlar ya. Senin dört kişi tost ayran veya çay içeceğim dediğin parayı valiye çakıyor tamam mı? Sonra içeri giriyor. Kuruş da vergi ödemiyor bak sana söyleyeyim ha. İçeri giriyor senin bir aylık maaşını masada eziyor. İnsanlar isyanda. Bak millet rahatsız. O zaman o insanları tutuklasınlar. Bak Esen millet şey, rahatsız. Madem bu kadar millet bak bir söyleyeceğim size. Değil. Bak uygun değilse o zaman gelir adaletinden rahatsız. O paraları orada harcayanlar işsizliğinden rahatsız. Yani o bak, insanların rahatsız insanlar o insanların ya. Onu yapması mı? Ve şunu söylüyorum. Benim söyleyeceğim. Bizim ne yapalım? KDV noktasında bak, da bir hukukçu olarak bak, devletin kanunlarının bak, çiğnenmesine bak, yönlendiriyorsun ne insanları. Ne hocam elim bak arkadaşlar bizim ne yapıp sonra edip, bir reklam arası. Bak bu sloganı konuşmuyorum. Bak, hayır, arada devletin kanunlarının çiğnenmesinden bahsediyor. Mücahit beni iyi anladın. Yani KDV oyununu destekliyor. Döviz cinsi ticari kredilerde yükseliş devam ediyor demiş Merkez Bankası. Hayır, çok çelişkili ifadeler başladım. Var. Araya girmiyorum ya, ama çok uzadı. Niye biliyor musun? Çok sen da çelişkili ifadeleri var. Para birbirine borçlanıyorsun. Çok çelişkili tamam ifadelerim var Ersan. Sarılıyorsun. Bir yandan faizi, bak, faiz baronlarına itiraz ediyor. Bir yandan da niye faizi söyleyeyim. Düşük tutuyorsun şimdi, diyor. Şimdi, nasıl olacak şimdi bu? Bir arada konuşunca anlaşılır. Hacı yakışıklı ya. Sadece bir tespitimi açıklayayım. Kendisi sonra vicdan bir reklam sahibi, arası vereceğim. Adalet sahibi insandır. Taraf tutmadan desin ki ya hoca yanlış konuşuyor. Bak söylüyorum şimdi. Hacı, sen bana diyebilirsin ki hani ekonomi iyi gitmiyordu. Standart bunları söylemesi zor ama purs notumuzu arttırdı. Dolar sabit, Merkez Bankası rezervleri yükseliyor. Bak hacı bana böyle demiş olsun. Neyden memnun değilsin? Bak. Değil mi? Şimdi para buluyoruz. Ben size şimdi devam edeyim ama. Arkadaş bu ekonominin iyi olduğunu kim söyler? Parayla oynayanlar bir. Bu ekonominin bir adı var onu söyleyemiyorum. Buna bir ekonomi derler. Bunun bir adı var piyasada.
Onu söylemiyorum. Paradan para kazanan, TL'den dövize, dövizden TL'ye, oradan faize top koşturan rantiye bunu söyler bak. Ekonomi iyi. Devam ediyor. Bir dakika. Ekonomi ben hazır. Bak diye devam ediyorum. İşte hocam ya bitireyim ya. Bitireyim de konuşuyorum ya. Bir bitireyim ya. Hacı lütfen bitirsin. 20 dakikadır dinliyoruz. 2 dakika araya gidip kağıtlara bulmaya başladın. Gerek var. Vatan millet için söylüyorum. Ya 20 dakikadır müsaade ediyorum zaten. Hacı Yakışıklı. Bunu vatan millet için söylüyorum. Senin çocuğun için söylüyorum. Anam baban için söylüyorum. Haksızlık yaparak söylüyorum. Herkesin için söylüyorum. Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan için söylüyorum ben ya. Haksızlık yaparak söylüyorum. Hayır kardeşim. Doğru söylemlerim var. Araya yanlışları serpiştiriyorsun. Tamamlasın sana geleceğim. Bitiriyorum. Bir öbür süremden kesin benim. Çünkü reklam bu benim için önemli bak. Reklam arası vereceğim bak, benim hocam. İçin bu önemli. Gerisi hikaye. Tamam mı? Bu ülkenin iyi bir yargı sistemine sahip olması gerektiğini ben de konuşuyorum. Konuşun. 2-3 dakika içinde reklama girmem lazım. Bitiriyorum. Özel sektörü dolarla borçlandırıp ülkeye sıcak para sokuyorsun. TL'ye özel bankalar %58 faiz veriyor. Reel sektör kredi alamıyor. Üretime giden para sınırlı. Sen hala sadece faiz sayesinde sıcak paraya muhtaçsın. Doğrudan yatırım mı var? İnşaat sektörü ne durumda? Yarısı bizden kampanyası başladı mı? Sayın Murat Kurum, depremzedelere yapılan konutların çok fazlasını İstanbul için vaat ediyordu. Ona baktığınızda. Kazanamadı. Baktığınızda nereden bulacağım? Hemen bitiriyorum. Kazanamadı. Bitiriyorum. Kentsel dönüşüm. Dolardan bak, yok, dolardan yapılması gerekiyor. Para yok, hacı, para. Hacı, bir saniye bekler misin? Dolardan kısa vadede TL'ye geçenler gerçek enflasyonun altında kaldıklarını anlayınca tekrar doları altına koşacaklar. Çünkü uygulanmaya çalışılan sözde reçete sıcak para ile değirmenin şimdilik döndürülmesi, emme basma tulumba misali bir yerden al öbür yerden ver. Bu reçete masa başında hazırlanmış, para baronlarının ve sermayenin, iktidarı sarıp sarmalamış, siyaseti kuşatmış neoliberallerin reçetesi. O zaman bu reçete sokaktan uzak, dertleri çözmez, vatandaştan kopuk, 10 bin lirayla geçinmeye çalışan emeklinin, işçinin, memurun, fırsat eşitliği isteyen gencin, adil gelir dağılımı isteyen vatandaşın dertlerini çözmez. Şimdi ne mi yapılması lazım? Bak ben sana söyleyeyim. Soruyorsan onu da söyleyeyim sana. Ama sen bak, hocam, başta bir öyle konuşuyorsun. Hayır öyle konuşmuyorum. Başta bazı yeniden, konularda. Bak, katıldığım mevzular da var. Devam edin bitirin. Ama çorba ettin, aşure ettin. Bu aşure yenmez. Bir satır kal. Aşure tamam. Tatlı olur ya. Hacı lütfen. Aşurenin içinde tuz var, karabiber var, baharat başta, var. Başta yeniden refahın ekonomi kurmayları dahil. Tüm siyasi partilere ben şunu sesleniyorum. AK Parti buna dahil. Millete anlatın. Millete şunu anlatacaksın. Uygulanan reçetenin serum takviyesi olduğunu, denk bütçenin, üretim ekonomisinin, hukukun üstünlüğünün, mahkemelerin verdiği kararların uygulanmasının önemini, fırsat eşitliğini, adil gelir dağılımını, üretimde, tarımda verimlilik için ürüne teşviki, dağıtım ağlarının regülasyonunu, eğitim öğrenim gibi geniş perspektifi olan programlarınızı anlatın. Sıcak paraya, faize dayalı ekonominin halkı, gencin geleceğini nasıl ipotek aldığını altını çize çize anlatın. Bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını, olamayacağını, bu ülkeye bunu anlatacaksın. Bizi o kuşatmışlık, işte siyaseten de iktisaden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ucu dokunan kuşatmışlığı neoliberaller böyle yapıyor. Seni borca boğuyor.